yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabur yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü videomuzda oyuna yeni gelen ücretsiz, yani UC yatırmadan alabileceğiniz BP, AG, gümüş neyse yeni setler var, silah deseni var, onlara bakacağız. Ayrıyeten güncellemeyi yapamadıysanız, bak yapanlara bir şey demiyorum, yapamadıysanız arkadaşlar size çok süper bir taktik göstereceğim. Daha doğrusu anlatacağım, kolay zaten. Şu an benim ekranda emülatör hesabım var. Emülatör hesabım güncel değil ama başka bir hesabımı güncelledim arkadaşlar. Türkiye hesabım. Şöyle de göstereyim. Şu ekranda gördüğünüz, şu ayarlardan da göstereyim. Gördüğünüz gibi mevcut ülke Türkiye. Sunucuyu da Avrupa yapalım. Niye Orta Doğu'da kaldıysa. Bunu da Avrupa yapalım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Global hesap bu da. Bu 2.3 şu an arkadaşlar. Hemen şöyle şuradan da görebilirsiniz yeni şeyleri. Şimdi hemen onu da anlatacağım nasıl olduğunu. Yapamayan arkadaşlarımız varsa, İsteyenler dediğim gibi yapabilirler. İsteyenler de bekleyebilirler zaten yarına kadar. Herkese gelecek gençler. Şimdi hemen popülerlik kısmına bakıyoruz. Popülerlik adan arkadaşlarımızın isimlerini okuyoruz. Şöyle bir bakalım. Furi Rojat var. Kara Kurt UZL var. Mehmet Masum var. Mahsum var daha doğrusu. Mahsuma. KM var. Proloko var. İsmi gözükmeyenler varsa da teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi gelelim olayımıza. Arkadaşlar biliyorsunuz şuraya geldiğimizde hemen ödüller al kısmında, gümüş kısmında işte silahlar var, desenler falan filan var. Buraya arkadaşlar yeni bir silahımız geldi. Aşağıda başka bir silah gözükmüyorsa. Bu sıralamayı da arkadaşlar yeni gelen güncellemeyle düzeltiyorlar. Çünkü burada bir dağınık bir görüntü var yani. Başta silah desenleri var, sonra set bir daha karışıyor filan. Neyse. Şimdi ilk başta gelen silahımızı bir gösterelim. Ekrana hemen veriyorum benim diğer hesabı. Buradan da gösteriyorum. Şöyle bir girişimizi yapalım. Yeni silah desenimiz arkadaşlar UMP. Ekranda gördüğünüz gibi gayet güzel alabileceğiniz bir silah deseni arkadaşlar. Adı da neymiş? Tatlı Timsah UMP 45 geliyor arkadaşlar. Hemen ekranı kapatalım. Şu kısımda buraya yeni şapkalar eklendi. Onu da göstereyim. Şöyle geldiğimizde şu var. Hileci muhafız. Hileci köpek balığı, asi hippi, bu da yoktu sanki diye hatırlıyorum. Bir de yaban gezgini şapkası var arkadaşlar. Şimdi yaban gezgini de yok diye biliyorum. Gelelim setlerimize. Şimdi set kısmına geldiğimizde şu kısım. Hemen buradan da şöyle ekranı bir göstereyim arkadaşlar. Hemen buradan da set kısmımıza geliyoruz. Burada da bir düzeltme yapmışlar. Ha, bu arada şöyle bir maske de gelmiş. Bu yoktu diye hatırlıyorum. Asi hippie maskesi. Neyse. Gelelim setlere. Gördüğünüz gibi şurada 3 tane set gözüküyor. Bu set yaban gezgini seti. Arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir setimiz var. Hileci köpek balığı seti. Ve şöyle bir setimiz var. Az önce bunun da kafasını yukarıda göstermiştim. Şu arkadaşlar bence gayet güzel. Yani gümüşle alınacak bir set değil bence bu normal şartlarda. Yani burada biraz oyun üst seviyeye çıkmış diyebiliriz. Neyse arkadaşlar. Buradan da aşağı indiğimizde oyuna ekstra gelen setler kısmında da şu var. Şu bizde yok diye hatırlıyorum. Şöyle bir hemen ekranı vereyim. Beyazlı bir set. Hemen bakalım abi. Şöyle bakıyorum. Evet, aşağı kısımda da yok yani böyle bir set. Buralara bakıyorum. Burada var mı? Çünkü burası çok karışık şu anki haliyle. Ha bak şu yeşilden sonrası mesela. Yok abi. Ekstradan böyle bir setimiz var. Kırmızılı. Ve şöyle bir yeşilli setimiz var arkadaşlar. Bunlar da oyuna eklendi. Hemen bomba kısmına gelirsek. Bombada da şu var. Hemen bizim bomba kısmına gelelim. Bizim bombalar nerede ya? Çok karışık burası ya. Ha. Bizde arkadaşlar 3 bomba var. Daha doğrusu 2 bomba var.
Yeni bir bombamız da ekrana şöyle göstereyim. Şöyle bir bombamız geliyor. Yan tarafta da flash bombası geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle onu da göstereyim. Bu şekilde. Yani gümüş kısmı böyle arkadaşlar. Gelecek olan. Şimdi hemen ekranı bir kapatalım. Güncelleme olayını da anlatacağım. Şuradan da şeyi göstereyim. Yeni Türkçe haliyle görmüş olacaksınız arkadaşlar. Başarımlar kısmında yeni şöyle bir başarım geldi. Çim sahanın yıldızı diye gençler. 50 günlük. Burada da her şey yazıyor. İşte zor futbol topu aracını 600 saniye kullan. İşte falan filan. Ödüller kısmında da arkadaşlar. 20 başarım puanı. 2 tane de klasik veriyor. Neyse şimdi burası böyle. Gelelim güncelleme olayına arkadaşlar. Biliyorsunuz güncelleme ayın 15'i ile 17 arası gelecek demiştik. Bugün ayın 16'sı. Bugün zaten güncellemeler gelmeye başlıyor. Ama güncellemesi gelmeyen arkadaşlar da olabiliyor gençler. Güncellemenizin gelmesini istiyorsanız bir kere şimdi Play Store'da mail hesabınız bağlı ya Play Store'a. Bir tane daha Play Store mail hesabı bağlayın oraya arkadaşlar. Bağladınız mı? İki tane Play Store'da iki mailiniz var. Şimdi bölgelere göre geldiği için arkadaşlar genel itibariyle Asya taraflarına erken geliyor. Avrupa'ya da şu an gelmiş olabilir bazı yerlere ama genel olarak Asya tarafı daha önce geliyor. Şimdi yapmanız gereken şey arkadaşlar bir tane VPN indirip VPN olarak da hani ne önerebilirim hemen ona da bir bakayım. Shuttle VPN diye bir VPN var. İsterseniz onu da indirebilirsiniz arkadaşlar. VPN olarak indirdiniz. VPN'den Japonya'yı seçin. Herhangi bir Asya ülkesi. Ben Japonya'yı seçtim arkadaşlar. Japonya'dan girdiniz mi abi? Girdiniz. Hemen Play Store'unuzu açıyorsunuz. Play Store'u açtığınızda hesabınızı değiştir yapıyorsunuz. Diğer mailinize geçiyorsunuz. Bak sıralama bu şekilde. İlk önce VPN, sonra Play Store aç. Hesabı değiştir orada. İkinci hesaba geç. Geçtin mi? Geçtin abi. VPN açıkken yine aynı şekilde Play Store'da PUBG Mobile yazıyorsun. Ve orada arkadaşlar PUBG Mobile güncelleme veyahut da update çıkacak karşınıza. Çünkü şeyde Japonya'da olduğunuz için. Oyun filan açık değil yani oyunla alakanız yok. 239 MB bir güncelleme var orada. Play Store'da güncelleme yapıyorsunuz VPN'le arkadaşlar. Ondan sonra güncelleme bittiğinde Play Store'u kapatıyorsunuz. VPN'i kapatıyorsunuz olay bitti. Oyun güncellenmiş duruma geliyor. Ondan sonra oyununuzu normal açıyorsunuz. Oyun zaten otomatikman içinde yüklemeleri yapıyor. Bu şekilde hızlı bir şekilde arkadaşlar güncellemenizi de yapabilirsiniz. Yani herhangi bir sıkıntısı da yok. Onu da söyleyeyim yani oyun içinde VPN falan açmıyorsunuz yani. Tamamen güvenli bir sistem. Beklemek isterseniz de bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Güncelleme de bu şekildeydi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.